Değerli izleyenler, Putin'den Türkiye ile müttefik iki başkana darbe teşebbüsü. Evet, darbeler püskürtüldü değerli izleyenler. Rusya, evet, SSCB için, yeni Sovyetleri için düğmeye basan Putin'in hamleleriyle iyice çığırından çıktı. Kırgızistan'da, evet, kaynağı belli olmayan diye açıklansa da Rusya'nın olduğu kuvvetle muhtemel bir darbe girişimi gerçekleştirildi. Evet, böyle bir haber, bir de FETÖ iddiaları var. FETÖ terör örgütünün de yapmış olduğu olabileceği yönünde. Çünkü eğitim ve öğretim kurumlarıyla birçok Kırgız politikacı ve siyasetçinin şimdi yetiştiği bir ülkede Kırgızistan. Muhtemelen iki seçenek üzerinde durabiliriz. Rusya olabilir, Türkiye ile SİHA Bayraktar Anlaşması imzalayan Kaporov'a kızgınlar, müttefiklik anlaşması imzalayan Kaporov'a epey kızgınlar. Türkiye ne yaptı? Tacikistan'a Rusya destek vermişti. Türkiye de Kırgızistan'a destek verdi. Gerçekten Kırgızistan'ın Fergana Vadisi nedeniyle Tacikistan ve Rahman'la yaşadığı sorunla bilinen Kırgızistan Devlet Başkanı Sayın Kaparov, evet, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kaparov özellikle Türkiye'ye geldi ve Türkiye'ye hem zırhlı araç hem de SİHA'larla Kırgızistan sınırının güvenliği için çok önemli adım attırdı. İki kardeş buluştu, iki kardeş bu konuda karar kıldı. Rusya ise Türkiye'ye yaklaşan ve Tacikistan oyununu bozan Türkiye'nin Kırgızistan'la yakınlaşmasına çıldırmıştı. Bu tabii ki meyvelerini kötü anlamda vermeye başladı. Kırgızistan'daki cuntaları Rusya hareket ettirmiş olabilir. Ayrıca FETÖ'nün kendilerinin o bölgede etkin olduğu dönemde, özellikle şimdi bu etkinlik kırıldıkça ve Türkiye ile FETÖ ile mücadelede Kırgızistan yönetimi sıcak mesajlar ve adımlar attıkça çıldırıyorlar. Evet, ya FETÖ yaptı ya Rusya. Rusya yaptıysa zaten o bölgede Sovyetlerin sınırını çizmek istiyor. Doğu sınırını çizmek istiyor. Ama bakalım zamanla açıklanır mı bilmem. Ama Kırgızistan, evet, istihbarat servisi bu konudaki darbe girişimini önlediler. Evet, bu konuda Türkiye'nin şanlı Milli İstihbarat Örgütü'nün de kardeşlerimize desteğinin olduğunu düşünüyorum. Bu benim analizim. Çünkü dünyanın en güçlü, en etik ve en güzel, en güçlü ve etkin Milli İstihbarat Teşkilatı bizim değerli izleyenler. Evet, bu yöndeki olaylardan dolayı Kırgızistan'a geçmiş olsun diliyoruz. Evet, şükür ki darbe püskürtüldü ve darbe püskürtüldükten sonra Kırgızistan gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Bazı evlerde silahlara, her türlü suikast malzemelerine ve hazırlığa rastladıklarını belirtti. Kırgızistan'a yapılan bu oyun, Kırgızistan'ın demin de dediğim gibi Turan'ın içindeki güçlü hamlelerine karşı bir oyun. Kaparov, rahat ol, yanında Türkiye var ve Türkiye seni hiç yalnız bırakmayacak. Çünkü bizim devletimiz güçlü bir devlet ve dostlarını hiçbir zaman yalnız bırakmadı ve bırakmayacak da. Evet değerli kardeşlerim, tekrardan Kırgızistan halkına geçmiş olsun dileklerimizi, evet, geçmiş olsun dileklerimizi, en içten dileklerimizle sunuyoruz ve bir daha böyle elem verici ve kötü bir olay yaşanmaması için tedbirli olmanın önemini vurguluyoruz. Geçmiş olsun Kırgızistan. Evet, Zelenski'de darbeyi haber aldıklarını ve iki darbe girişimi olabileceği yönünde güçlü istihbarat elde ettiklerini ve birini savdıklarını belirtti. Demek ki Ukrayna'da da Putin'in savaşmadan Ukrayna'yı ele geçirme projesi. Türkiye mutlaka Ukrayna'ya destek oldu. Belli bilgileri varsa ve her türlü istihbaratı Ukrayna ile paylaşıyordur. Biz Karadeniz'de komşu olarak orta kuvvetli bir devlet Ukrayna'dan rahatsız değiliz. Ve Rusya'nın o bölgeye gelmesini ve Karadeniz'i tamamen kuşanmasını istemiyoruz. O yüzden Ukrayna düşmemeli. Ukrayna'nın yanında dimdik durmalıyız. Batı'ya güvensek nafile. Batı Ukrayna'yı 2 dakikada sattı. Evet, o çatışmalarda, o gerginliklerde NATO'dan ve Amerika'dan güçlü bir silah desteği gelmedi. İngiltere kadar destek veremediler. Ama şu husus var ki
artık Ukrayna darbe girişimlerini bastırıyor ve bu darbe girişimlerini haber alabiliyor. Bu çok önemli. Bu da istihbaratın iyi işlediğini gösteriyor. Ukrayna'da taşlar yerine oturuyor. İstihbaratı güçlüyse sahada 1-0 öndesin demektir. Karşı aktivasyon yapma hakkım var. Evet Putin, eskisi gibi darbe yapamıyor. Ukrayna'yı savaşmadan ele geçirme projesi tabii ki sulara düştü. Hatırlayın, SİHA'lar komutanı, Ukrayna'daki SİHA'ların komutanı Rus ajanı çıkmıştı. SİHA'ların komutanı gözaltına alındı ve hesap vermeye götürüldü. Yani her şeyi deniyorlar. Türkiye'deki bayrakların çevresine gazeteci süsüyle ajanlar yolluyorlar. Bir taraftan silahlarıyla ateşler ediyorlar. Bir taraftan evet Rusya önündeki engelleri ya savaş yoluyla ya propagandasal savaş yoluyla korkutarak ya da darbelerle yapmaya çalışıyor. İşte gördüğünüz gibi eski Sovyetlerden kalan devlet izlerini, bürokratik izlerini tabii ki şekillendirmeye çalışıyorlar. Bu hamleleri, bu adımları gerçekten incitici, bu adımları gerçekten sıkıcı. İşte böyle olunca, bu şekilde gelişince olaylar insanın canı sıkılıyor. Bu yüzden Ukrayna'nın özellikle Türkiye'den SİHA'ları devamlı alacağını bilen Rusya, devamlı güçlenecek bir Ukrayna ordusunun kendisinin kabusu olacağını biliyor. Zelenski'yi devirmeye dün de pes etmediler, şimdi de pes etmeyecekler. Özellikle Sovyetleri kurmayı kafasına koymuş ve plana hız verdiğini gördüğümüz Putin. Belarus'u kendine kattı. Öyle sayacağız artık. 2. Karabağ'da ve özellikle Kafkasya'da kendisine bir alan oluşturdu ve yavaş yavaş çökmeye çalışıyor. Bu 2. Ukrayna'nın Aylıkçılar bölgesinden ilerleyerek tüm Ukrayna'yı almayı hedefliyor. Bu 3. Yani adam Kırgızistan'da da darbe yapmayı deniyor. Özellikle o bölgeden de kuşattığını düşünün. Yani Rusya hem istihbari alanda, hem askeri alanda, hem psikolojik savaş anlamında yeniden Sovyetleri kurmaya çalışıyor. Bu 2-2-4. Bunun karşısında Amerika ne yapıyor? İzliyor. Bunun karşısında NATO ne yapıyor? İzliyor. Bunun karşısında hiçbir şey yapmıyorlar. Sadece Amerika Birleşik Devletleri, bunun yanı sıra evet bazı batırılar Yunanistan'a kuvvetlerini yollamaya ve Yunanistan'da üsler kurmaya devam ediyorlar. Bu gerçekten incitici, bu üzücü bir gelişme. Böyle şeyleri kabul etmemiz, istememiz mümkün değil değerli izleyenler. İnşallah bir dahaki programda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın. Evet değerli kardeşlerim, görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.